geçen dersimizde de ihlas ve her şeyin Cenab-ı Hak halisini, yani yalnız kendi rızasına muhakkak olarak kabul ediyor. Şirketi kabul ediyor. Onun için amellerimizde ihlas olması lazım. Bunu ne kadar görürsek yine yeridir. Diyor ki insan eğer ihlasla, hatta burada Bismillahirrahmanirrahim وَعَنْ مُعَازِ اِبْنِ جَبَلْ اَنَّهُ قَالَ ف۪ينَ بَيْسَ اِلَى الْيَمَنْ Hasim Muaz ibn-i Cebel Yemen'e vali olarak gönderildiği vakitte Ya Resulallah evsini bana vasiyet et, yani nasihat et. قَالَ اَخْلِسْ اَخْلِسْ دِينَكَ يَكْفِيكَ الْعَمَلُ قَلِيلِ Dinini, yani amellerini bütün Allah için, yani her şeyi ne yapıyorsan Allah için yap. Halis olarak amel et. O vakit az amel de sana kafidir. İş halis olsun, fakat azını dahi cana var, çoğa bedel kabul ediyor. Ama çok olmuş, ama içinde karışıklık olmuş tabi. Hatta işte burada da şey ettiği gücüne bak, yalnız kendisi için halis olanı kabul ediyor. Evet. Semitu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakulu Tuba lil muhlisin Muhlis olanlara ne mutlu. Ne mutlu ki onlar Mesahibül Hüde. Onlar hidayet yıldızları gibi, hidayet lambaları gibidirler. Yani onlar diğer insanlara adeta bir ışık saçarak o yollarını gösterirler. Yollarına doğru gitmesine vesile olurlar. Tencele anhum kullu fitnetu zannar. Karanlık fitneler onların geldikleri zaman karanlık fitneler açılır ve hakikat yolu görülür. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال في حجة الوداع نجل الله أمر سمع مقالتي ورعاها رب حامل فقه ليس بفقيه benim sözlerimi işitip de bu Hacet-i Veda'da aleyhissalatü vesselam büyük bir hutbe okudum. Buna Hacet-i Veda deniyor. Veda hacı. Ki orada diyor benim sözümü işitip de başkasına nakledenin gözü aydın olsun, nurlansın. Ki bazen alim olmaz ama fakir olmaz. Fakat hafzettiği şey insanların faydasına medar olur. Hafızası kuvvetli olur. Elde ettiği ilmi başkasına da aktarmak suretiyle büyük bir faydalı olur. Evet. Selâsün lâ yehullu aleyhim kalbün mü'nin mü'minin. Mü'minin kalbi üç şey üzerinde hiç şey olmaz. Yani onda bir kötülük hissetmez. Onda bir hiyanet hissetmez. Hangi amellerde? İhlasül amelinde. Bir amel sırf Allah için olursa onu dinleyen, onu bilen kimse de böyle ona karşı bu söze karşı bir kendisinde bir şüphe olmaz. Çünkü o kimsenin ameli halistir. Yani söylediği sözlerinde daima hiçbir kimse ondan bir ihanet çıkarmaz. Ve münasahatü li ümmeti düşmanı. O söz affedersiniz, o söz düşmana söyleniyorsa, düşman ondan bir şey bilmez mi? İhanet bilmez mi? Düşman da olsa, o insanın doğaya doğruya ihlası onu ihanete götürür. Yani çünkü o ihlasla söylediği için Cenab-ı Hak onu o düşman şeyine... O zaman her türlü düşmanlıktan kurtulmanın tek çaresi ihlaslı olmak. Evet. Ve münasahatü lil ümmeti. Ve aynı zamanda daima ümmeti, insanlara nasihatta bulunan kimsenin
sözlerinde de bir hıyanet olmaz. Yani Allah için, Allah için tabii. Anasaydın beklemesini. Ve lüzumun cemaatihim fe inne duaahum muhitun min verayihim. Aynı zamanda onların o böyle sadık, halis olan, ihlaslı olan kimselerin de cemaatlerine devam eder ve onların o bereketi, onların efendim, şeysi, verdiklerini etrafına ihate eder. Yani diğer insanlara da faydalı olur. Ve yine buyurur ki Sa'd ibn-i Ebihi radıyallahu anhu ennehu zanne enne lehu fadlun ala men dunehu min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem radıyallahu anhu ennehu zanne enne lehu fadlun ala men dunehu min ashabi. Ve zannetti ki gider insanlara karşı kendisinin bir fazileti, bir üstünlüğü var zannettiriyor. Fakat Nebi sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّمَا يَنْسُرُ اللّٰهُ هَذِهِ الْاُمَّةِ بِدَعِفِهَا بِدَعْوَتِهِمْ وَسَلَاتِهِمْ وَاِفْلَاسِهِمْ. Cenab-ı Hak bu ümmeti zayıflerinin, zayıf bakıyorsun ki yani kimse onlara şeydir, fakirdir, miskindir, böyle kendi garibandır, kimse onlara şey vermiyor, emniyet vermiyor. Fakat diyor işte o zayıflerin duasıyla Cenab-ı Hak bu ümmeti muzaffer kılar, nusrat verir. Onların duası neyle? Onların dualarıyla, namazlarıyla ve ihlaslarıyla. Biz evvelce bir hadis-i şerif okumuştuk. Buna teyit ediyor. Aleyhisselatü Vesselam'la bir gün bizzat bir sahabe otururken birisi geçiyor oradan. Bakıyorsun, sarsam soruyor. Bu adamı nasıl tanıyorsun diyor. Ben bu adam efendim zengin bir adam. İtibarlı bir adam. Bundan sonra buna bu kız istese verirler diyor. Herhangi bir efendim bırakın benim için bu adamı deseler onu bırakırlar diyor. Peki diyor. Bir adam daha geçiyor. Öyle gariban bir kimse, eski elbiseler içerisinde böyle geçiyor. Buna nasıl tanırsın diyor. Efendim bu garibanın teki diyor. Miskinin teki, bunu kimse ehemmiyet vermez. Fakir, aciz işte. Ondan sonra kız istese vermezler diyor. Efendim benim için bırakın şu adamı dese kimse onun hatırını tutmaz. Esad sen cevabını diyor ki bak diyor. Evvelki adamdan dünya dolusu adam olsa, dünya dolusu adam olsa, Allah indinde bu adamın teki etmez diyor. Onun için zayıflara daima, garibanlara şöyle, üstad da daima o garibanlardan olmak isterim demiş. Kendisine biliyorsunuz o Van'dayken onun bir yaşıt arkadaşı Seyyid Ahmet söylüyor ki sen niye elbise, güzel elbise giymiyorsun? Diyor ki ben güzel elbise giyeyim, insanlar gelsin elime öpsün, bu beni aşmaz diyor. Ben bir şey yapmam, bir şey etmem. Ve o diyor, Allah'ın diyor sevdikleri o eski elbiseler içerisinde kimsenin efendim ehemmiyet vermediği o garibanlar, o Allah dostlarından onlardan olmak ister. Onun için diyor, şeyi içmek ister. Hakikaten de Müslüman Hazretleri bizzat ben yamalı elbisesini gördüm. Efendim ondan sonra böyle hatta ilikleyecek durumda da değildi. Öyle bir şey olacak bize. Bir takkesi var. Onun kendisi yamalamış kendi eline. Diyeceğim öyle. Hatta kendisinin o bir şey var. Bir mektubu var Hulusi abiye. Hulusi abi bakmış ki bir ara ziyaret ederken şal var yamalı. Kaç tane yama var? 50 tane yama varmış. 50 tane yaması var. Ondan sonra ona yeni bir şal var göndermiş.
Hasan demiş, o 50 yamalı şal var, beni olsun. İstediğine ver onu. Bir kimseye ver o 50 yamalı mal benim olsun. Sen şu yeni şalvarı giy diye gönderiyor. Müsaade et, ona bir mektup yazıyor. Kardeşim diyor, senin 50 yamalı şalvarını, onun oldu ya, kendimden başka bir kimse verecek kimse bulamıyor. Bir de şeyi anlattınız abi, bu İstanbul'da Ayasofya'nın yanından giderken Hayton'dan niye garip geziyorsunuz demişler, hani başını çıkartmışlar. Efendim, şimdi eskiden bu tam Cağaloğlu'ndan şeye giderken bir anlattı. Oradan eskiden hanımlar paytonlarda, yani kapalı payton. O giden hanım demek ki üstadı tanıyormuş. Fakat üstadın üstünde eski bir elbise var. Eski elbise var, artık o kadının canı sıkılmış. Şöyle azıcık peyde açmış, ve mübarek adam demiş. Senin ilmine göre niye bir kıyafet giymiyorsun demiş. Üstad, fesubhanallah, fesubhanallah. Sonra Şeyhülislam'ı ziyarete gidiyor. Tabi kapıcı onu eski püskü elbiseyi görünce garibanın teki diye. Hadi çekil oradan, giremezsin diyor. Tabi neyse bekliyor öyle. Onu bir yere çağırıyorlar kapıcıyı. O bir yere gidince fırsat buluyor. Üstad kapıyı açıp içeri giriyor. Geri gelince şey insan ayağa düşün, tanıyorum ben, yani halim bir kimse güzel. Ondan sonra, oturduktan sonra, Hazret diyor, şu elbiseyle ben namaz kılabilir miyim diyor. Bakıyor ki yamalı ama temiz, kırıklı, temiz. Kılabilirsin diyor. Peki ben bununla Allah'ın huzuruna çıkıyorum da diyor. Senin huzuruna ne çıkarıyorlar? Üstad dediğini yapan kimseydi. Biz şimdi giysek emin ol şu dizide bir yama olsa bilme şey tanırım zaman deriz ya. Ne var bir kere müsaade? Evet. Hanımlar müsaade etmez. Evet. Hanımlar müsaade etmez. Ben Üstad'la ilgili bir iki gün önce bir yeni bir hatıra duymadan bir hatıra laf ettim. İbrahim Hoca diye bir zat. Şimdi bugün ameliyat yaptım. İki gün evvel ameliyattan önce bir ziyaret etmiştim kendisini. Bu Van'da müftülük yapan Zeynel abinin oğlu. İbrahim Hoca, siz yakından tanıyorsunuz. O da sizi çok tanıyor. Şimdi diyor ki dedesinden naklen anlatıyor. Dedesi ve babası üstadla beraber bulunmuşlar. Babası küçükmüş daha o zaman. Ders okuyormuş bahçede. Üstad zaman zaman onların bahçesine gidiyormuş. Nolcun'a yakın, Nolcun Canisi'ne yakın büyük bir bahçe. Şimdi bu ders çalışıyormuş babası. Bir yere gelip takılmış. O takıldığı yeri de müteaddit defalar okumuş fakat bir türlü çözememiş. Üstad arkadan onu takip ediyormuş. O farkında değil üstadın geldiğinden. Üstad biraz daha hem nükteden hem şakacı tavırlarıyla da biliniyormuş. Arkasından bunun şeyine dokunmuş, sarığına dokunmuş şöyle. Sarığını düşürmüş yere. Yani dikkatini celbetmek için herhalde. Sarığının düştüğünü görünce dönmüş arkaya. Zannetmiş ki arkadaşlarından bir tanesi yapıyor bunu yani. Şey olsun diye. Evet, şaka olsun diye. Tam diyor ağzını doldurmuş bir şey söyleyecek arkadaşına. Bir dönüp bakıyor ki üstad. Hemen kendisini tabii toparlamaya çalışıyor. Ya üstadım siz miydiniz diyor falan. Ondan sonra hayırdır diyor. Bakıyorum çok dikkatli bir şekilde bir şey müteala ediyorsun. Nedir okuduğun diye soruyor üstad. Ona üstad diyor ki burada şu mevzuya takıldım diyor, bunu bir türlü çözemedim diyor. Bir önceki sayfayla şu okuduğum sayfa arasında bir çelişki görüyorum, anlayamıyorum diyor. Gel beraber müteala edelim diyor üstad. Beraber müteala ediyorlar. Üstad biraz duruyor orada şöyle, sayfanın sonuna kadar okuyor. Ondan sonra diyor ki,
kalemini ver bakalım diyor. Kalemini alıyor. O takındığı yerin satırının altına bir satır ekliyor. Şimdi oku bakalım diyor. Bir daha oku. Şimdi çözdüm diyor İslam'da. Demek ki kitap daha ki o konu eksik yazılmışmış. Üstad onun eksik yazıldığını görüyor, onu tamamlıyor. Şimdi diyor ki, tabii babasının naklettiği, Üstad öyle bir terasete sahip ki diyor, kitapta dahi yanlış yazılanları hemen düzeltebiliyor. Bu düzeltmeden sonra, Üstad diyor ki, kitabı şimdi kapat diyor, biz herhalde diyor, bir şey yemeyi hak ettik diyor. Şu meyvelerden diyor, zikrini tamamlamış olanlardan topla da getir diyor. Şimdi diyor ki babamın ifadesiyle babam anlamamış ne demek istediğimi. Üstadım bundan hangisini zikrini tamamlamış? Ben üstad mıyım? Siz üstadsınız. Ben nereden bile anlarım hangisi? Ben duymuyorum ki yani, zikrini kimin zikrini? Ben diyor anlayamadım ne demek istediğimi. Üstad'dan sordum, o da dedi ki, bak yere düşmüş olanların hepsi zikrini tamamlamış, onlardan topla götürdüm. Ben de diyor topladım, tabağın içine koydum, işare götürdüm. Ben de nükteye nükteyle cevap vermek istedim. Dedim ki, üstadım bunlar hepsi ölmüş, bunların gömülmesi gerekiyor dedim diyor. O da onların gömüleceği yer bizim midemiz diyor. Benim bir hatırasını naklettim. Yani biz de ona benzer gittiğimiz zaman üstadın hep odasının duvarında iplerle asılı meyveler. Elma, armut, üzüm, ne o ne varsa. Ondan sonra böyle diyordu ki ben bunların zikrini işitiyorum derdi. Yani işitme yani. Zikrini işitiyorum derdi. Ve şimdi o üzüm vardı ve dedi ki bu zikrini bitirdi dedi. Artık kuruş olmuş. Bundan sonra dedi bunu bir indirin dedi. Bunu Kur'an'a dağıtacağız. Kur'an'a işte sen bir sayı söyle, şu kadar söyle de. Öbür bir sayı söyle, öbür bir sayı. Ve o topluyordu. Ondan sonra da başladığı yerden sayıyordu. Sayıyor, söylüyor, belki 2-3 devir oluyor. Ondan sonra kim de bittiyse senin diyordu. O gün işte Cenab-ı Hak güzel bir şey. Bu yaş gözü müydü? Böyle zikredi mi? Yoksa kurumuş gözü müydü? Bu yaş gözü müydü? Yaşasıyor onu. Onu tefekkür ediyor. 2-3 ay böyle tefekkür ediyor. Üzüm saydabine düşmüş. O üzüm kuruyunca mı acaba zikredi? Yani işte ben yaşken bir kuru o zikrediyor demek ki. Artık kuruyunca kurmuş oluyor. Cinnadatın Allah'ın zikri. Tabii. Ama bir de o diyor ki cehren işitiyor. Bunların zikri. Düşünün Cenab-ı Hak tabii Hazreti Süleyman Aleyhisselam karıncanın sesini duymadı mı? Değil mi? Yani, Ayrıca bir de cezaevinde zannediyorum bir taze yemekle bayat yemek şeyi var üstadım. Nuh Ağa'nın şeyisi. Şimdi o Nuh Ağa Vanlı zengin bir ağa. Üstadın da şeyisi yani dostu. Üstad Hazretleri Eskişehir'de yatıyor hapishanede. Bu da ona bir geçmiş olsun telgrafı çekiyor. Eskişehir'e, Van'dan. Savcı da bu da müziymiş diyor. Hemen o şeye bir yazı gönderiyor savcıya, Van savcısına, bunu da yakalayın gönderin. Onu da yakalayıp Eskişehir'e gönderiyorlar. Üstad'ın yanına koyuyorlar. Üstad'a hizmet ediyor. Tabii bir parası olduğu için biraz böyle güzel yemekler yapmak istiyor. Ben yanına Van'ın zenginlerinden diye efendim o. Zenginler. Kendisini görmüştüm. İşte para veriyor gardiyanlara, malzeme aldırıyor. Bir gün bile böyle tam güzel bir yemek yapmış, akşama yatıp zaten bir sabah bir akşam yiyorlar. Ondan sonra
bize o güzel yemeği üstadın ön yapıyı beraber yiyecekler. Üstad diyor, Nuh Efendi diyor, buyur üstadım. Bu diyor, dünden kalan bir yemek vardı, onu ne yaptın diyor. Efendim o bayatları diyor, onu barlayanlara vereceğiz. Biz bu güzel yemeği yiyeceğiz. Bak kardeşim diyor, onu kaldır. Onu barlayanlar götürürler, sonra o yemeği getirir. Nefis terbiyesi yani. Hani şimdi iki hadis daha var, onu bitiriyorum. Fani daha min kayyiz kâle. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnne Allah'a tebâle ve teâle. Yekûl-i sana hayr-ı şerik. Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak buyurur ki hadis-i kutsi, ben ortağın hayırlısıyım diyor. Ortağın hayırlısıyım. Ve men eşreke ma'ye şeriken ve huve li şerikim. Benden ben herhangi bir amelde beni başka bir kimseyle ortak ederse o amel ortağımdır, bana bir şey yoktur diyor. Ya eyyühennes ahlisu amelekum. Ey insanlar, amellerinizi halis yapın. Ve inna Allah tebareke ve teala le yakbelu minel amel illa ma halasa. Allah-u Teala amellerden yalnız ihlaslı olanı kabul ediyor. Halis olanı kabul ediyor. Ya eyyühennes. Lehu ve la tekulu. Hâzihi lillâh ve lirrahim. Bu hem Allah için olsun, bu da akrabalar için olsun. Demeyin öyle diyor. Demeyin öyle. Fe innehe lirrahimi ve leyse lillâhi min hakeyi. O şey yaptığınız amel o akrabalar içindir. Allah için bir şey yoktur. Ve la tekul hazihi lillah ve li vucuhikum. Ve şuna da demeyin, efendim şu Allah için, şu da hasırınız için. Herhangi bir kimse. Evet. Ve inna li vucuhikum. Çünkü o, yani hepsi o amel, o efendim hasırınız için dediğiniz kimseye aittir. Bana Cenab-ı Hak buyurur ki bana bir şey yoktur. Ve neyse lillahi min eşeğim. Allah için bir şey yoktur. Mesela şimdi bunu şerik mi koşmuş oluyor? Evet. Yok şerik değil de amelin doğrudan doğruya Allah halisini istiyor. Halis olanı. Yalnız kendisine olan istiyor. Şerik yani şey ortak katmayacaksın. Herhangi bir amelde. O sözde şerik o. Yok şerik değil. Şerik yani Allah'la beraber o kulu da mı ortak? Evet. Kılma manası. Yani o herhangi bir amelde bu Allah için, bu da senin için diye. Hepsi Allah için. Ve neyse dedi hemşe. Ve an Ebi Emamete radıyallahu anh kâle câhre gülün diye istiyorsanız kâle sellem. Arayte racunem gaze yetimsül ecra ve zikra. Me lehu kâle Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. La şey'e lehu. Ve adeye selese rivâle. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şu insanı nasıl bilirsin diyor. O gazaya gitti, harbe gitti, harp etti ama sırf bir ücret almak ve efendim kahramandır, işte cesurdur, şöyledir, böyledir diye zikredilmesi için. Buna o savaştan, o harpten ne vardır? Aleyhisselatü vesselam la şey elehu. O savaştan onun için bir şey yoktur. Ve aleyhisselam üç defa söylüyor, tekrar ediyor aleyhisselam. Ve kurul sonuçlarına her şey elehu. Sümme kâle inne vâhe azze ve celle la yekvelu men amel illa me kâne lehu hâlisan. Allah-u Teala yalnız kendisi için olanın kâhlarının ameli kâhlarının. Raftur eveşe. Sırf Allah rızası için olanın kâhlarının. Şimdi bakın o Üstad Hazretleri'nin birinci düsturda amelinizde rıza ilahi olmalı. O razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. O kabul etse bütün halk reddetse tesir yok. O kabul ettikten isterse hikmeti iktiza ederse istemediğiniz halde başkalarına da kabul ettirir. Onlara da razı eder. Onun için bu hizmet ediyor. Doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak.
Bunları saracağım.